Bogdan'la birkaç yıl öncesine dayanıyor tanışıklığımız. Romanya'da bir arkadaşım var. Aslında Christian arkadaşım. Christian'la Sofya şeyde Kazanlık'ta Şipka anıtında karşılaştık. Şipka'da bir uzay gemisi şeklindeki bir tarihi yapı var orada. Eski sosyalist düzenler kalma. Daha sonra Christian Türkiye'ye geldi. Gelirken de yanında arkadaşları vardı. Silvio ve akrabaları birlikte geldiler. Biz de onları ağırladık, karşıladık birlikte gezdik, gezdik, kalacakları yeri gösterdik ya. Daha sonra da Silvio bana Bogdan'dan bahsetti. Bogdan İran'a gitmek istiyordu. İran'a Türkiye üzerinden giderken hangi rota, hangi mevsim, we discussed about the month, I think, about the weather conditions when you are going to Iran. When is better to travel. Yes, I remember that. Sonra tekrar gidemedi ama işte motosikletinde bir arıza, bir de vize sorunu oluştu, gidemedi. Ama daha sonra tekrar iletişimimiz devam etti. Fakat sadece internet üzerinde, üstelik de hani böyle bir resimlerimizi falan da birbirimizi çok tanımadık. Hani fiziksel olarak görmedik, tanımadık. Sadece Messenger üzerinden yazışmalarımız var. Bugün de otele yerleştik. Bosna'ya tesadüfen geldi işte otele yerleştik. İşte bir motosiklet gürültüsü duyuyorum. Ben de motoru dışarı park ettik ki acaba motorlarımı götürüyorlar. Çıktım, baktım dışarıya. Baktım bir motosiklet park etmeye çalışıyor. İçeri girmeye çalışırken yardımcı oldum işte. Şuraya park ettiler gibi. Sonra baktım Romanya plakası. Sordum Türk geleneğinde olduğu gibi Romanya'nın neresindensin diye. Brașov dedi. Sordum Silvio'yu tanıyor musun? Silvio ve arkadaşlarını sordum. Birden döndü bana baktı ve sen dedi İstanbul'un yanındaki şehirden olan Türk müsün dedi birden. Aa, o İstanbul'un yanında olan Türk deyince, bana nerelisin deyince, İzmit dediğimde kimse bilmiyor ama İstanbul'a çok yakın diye tarif ediyorum. Birden tanışık olduğumuzu fark ettim. Şaşkınlıkla gözüne baktım. Ben Bogdan dedi. İnanamadım, bir anda soyadı aklıma geldi. Yani dünyada böyle bir tesadüf yok. Koskoca dünyada internet üzerinden yıllar önce tanışmış iki kişi bir Bosna'da bir otelde karşı karşıya kalıyor. İşte bu. Bogdan Prunes. Small world and yes. I'm so happy that we meet. Can you tell what you